27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen öğrencilerle bir araya geldi. Ve Yassıada'daki programı takip eden muhabirimiz Enes Arol'un konuğu Bakan Tekin. Şimdi bizi bekliyor. Hemen dönüyoruz biz de. Enes. Evet, 27 Mayıs'a çok kısa bir gün kaldı. 2 gün gibi bir süre var. Milli Eğitim Bakanlığı da eski adıyla Yassıada olan, bugünkü adıyla da Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak ziyaretçilerini kabul eden, adeta bir açık hava müzesi haline getirilen bu adada 81 ilden gelen öğrencilerle birlikte 27 Mayıs'ın aslında ne kadar önemli olduğunu ve 27 Mayıs'ta neler yaşandığını, hangi nelere imza atıldığını burada öğrencilere bir bir anlatıldı ve Milli Eğitim Bakanı da, aslında bu programın mimarı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, o da öğrencilerle burada bir araya geldi. Efendim, Ekol TV'ye ve adaya hoş geldiniz. Hoş bulduk Enes Bey, sağ olun. Bugün anlamlı bir programa imza attınız. Evet. Öğrenciler çok mutluydu. Bizim onlarla konuşma fırsatımız da oldu bugün. Bu programı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu programla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle Enes Bey, aslında söylenecek şeylerin birçoğunu siz giriş şimdisinde söylediniz zaten. Ama şunun altını çizmek lazım. Demokrasi teorik anlamda tanımlanırken halk iradesi, halkın egemenliği ve halkın bu egemenliğini kullanma yöntemlerinden bir tanesi olarak tanımlanır. Yani demokrasiyle insanlar kendi kendilerini yönetirler. İradenin, gücün asıl sahibi olan insanlar nasıl yöneteceklerine kendileri karar verirler. Kurumsallaşmış, yani temsili demokrasilerde bunun yolu da seçim. Seçimlerle iktidara gelen siyasi partilerin halkın iradesini yansıttığı, milletin iradesini yansıttığı, milletin kendi kendisini yönetme usulünü tanımladığı bir mekanizma olarak bilinir seçimler. Bugün burada Türkiye'de tek parti dönemin bitmesinden itibaren 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen ve ondan sonra katıldığı 1950, 54 ve 57 seçimlerinin tamamında halkın en az yarısının oyunu aldığı alan bir siyasi parti ve bu siyasi partinin iktidarının içerisinde, iktidar dönemi içerisinde bir grup silahlı asker tarafından iktidarının sona erdirildiği, yani demokrasiye, yani milletin iradesine, yani halka, Demokrat Parti'yi destekleyen herkese, demokrasiyi destekleyen herkese yöneltilmiş bir darbe. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak da şöyle bakıyoruz. Türkiye'de, geçmişimizde, tarihimizde bu anlamda halkın değerleri, halkın tarihi, kültürü anlamında çocuklarımıza bir bilinç, bir şuur kazandırmak istiyoruz. Kazandırmak istediğimiz şuurun önemli unsurlarından bir tanesi de bu. Milli irade, demokrasi, temel hak ve hürriyetler gibi değerler. Biz bunları müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Biz bunları çocuklarımızın yaşayarak, görerek öğrenmesini istiyoruz. 27 Mayıs haftası olması münasebetiyle de sizin de gözlemlediğiniz Türkiye'nin her tarafından, her ilden belli sayıda öğrencinin geldiği, aramıza katıldığı ve Demokrasi Özgürlük Adası'nda en azından bir yarım gün geçirdiği bir gezi yaşadık. Çocuklar çok mutluydular, biz de çok mutluyuz. Neden mutluyuz? Çünkü demokrasimize emanet edebileceğimiz, demokrasiye sahip çıkabilecek, tarihine sahip çıkabilecek bir kuşak yetiştiriyoruz. O yüzden biz de çok mutluyuz. Bunu görmek bizi ayrıca mutlu etti. 60 darbesi aslında birçok darbenin ilk adımı olarak nitelendiriliyor. Evet. 80 darbesi, 28 Şubat, en sonunda 15 Temmuz o darbe girişimi. 60 darbesinden muhakkak çıkartılacak çok büyük dersler var. Sizin müfredata bunları da eklediğinizi zaten ifade ediyorsunuz. Bugün de çocuklara bunlar detaylarıyla anlatıldı. Bugün benim dikkatimi çeken şeylerden biri de bugün 11 öğrencimiz vardı, ismi Adnan Menderes olan. Evet. Zaten o darbenin bugüne kadar ulaşan en büyük mesajlarından biri o çocuklarımızın isimleri değil mi? Evet, zaten rahmetli Menderes'in de yargılanmasında söylediği son cümlelerden bir tanesi bu. Siz beni idam etseniz, öldürseniz de bu milletin kalbinden asla silemeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi şu an hala çocuklarına Adnan Menderes ismini koyan, bu Adnan Menderes sizin gördükleriniz ama Menderes ya da Adnan ayrı ayrı koyanlarla beraber düşündüğünüzde gerçekten insanlar, bunlar sadece çocuklarına bu ismi koyanlar sadece Demokrat Parti'yi seven, Demokrat Parti'ye oy veren insanlar değil. Cumhuriyeti seven, demokrasiyi seven, özgürlükleri seven insanlar çocuklarına bu isimleri veriyorlar. Bu demek ki Türk halkı, biz millet olarak demokrasiyi özümsemiş durumdayız.
demokrasiye karşı çıkabilecek herkesi rahatlıkla alt edebilecek güce sahibiz. Bunun en bariz örneği, en bariz göstergesi de 15 Temmuz. 15 Temmuz'da siyasi parti, ideoloji ya da benzeri hiçbir etnik, dini aidiyetlere bakılmaksızın herkes sokaklara çıktı, tankların önüne çıktı, demokrasiye sahip çıktı, milli iradeye sahip çıktı, halkın değerlerine sahip çıktı. Biz bu sahip çıkma sürecinin devam etmesini istiyoruz. Bu çocukların bu şekilde mutlu olması beni Milli Eğitim Bakanı olarak ayrıca mutlu ediyor. İnşallah böyle çocuklar yetiştirmeye devam ederiz. Efendim, hem bu anlamlı gün için hem de Ekol TV'ye yaptığınız açıklamalardan dolayı teşekkür ederim. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le bu anlamlı programın detaylarını konuştuk diyelim. Bu noktadan eski adıyla Yassıada, günümüzde de Özgürlükler ve Demokrasi Adası olan Adadan sözü yeniden stüdyoya bırakalım.